Şimdi de kameralarımızı Akdeniz'e, Kız Kulesi ve Tantunisi ile meşhur Mersin'e çeviriyoruz. Bakalım Mersin plajlarında durum ne? Sıkı tutmuş elini. Mersin'den çok özel tatil manzaraları Magazin 8'de. Mesela işte kırmızı yeşil gibi. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizden bu sefer Bodrum'dan, Çeşme'den değil Mersin'den tatil manzaraları izleyeceksiniz. ...121 kilometre sahil şeridi bulunan Mersin'de deniz genelde dalgalı, plajlar pırıl pırıl, insanlarsa cıvıl cıvıl. Mersin'de denizin keyfini çıkartmak istiyorsanız eğer burada tam size göre bir yer var. Çünkü burası diğer plajlardan biraz daha farklı. Neden mi? İşte arkamda görmüş olduğunuz size özel localarda dinlenebilir ve sakin denizin tadını çıkartabilirsiniz. No. Masmavi deniz, sıcacık güneş ve altın gibi kumlar sadece büyüklerin değil, miniklerin de ilgi odağında. Kızınız mı? Evet kızım. Adı nedir? Elvin Bilge. Sizi tanıyabilir miyiz? Seftap Bileç Ataç. Merhabalar Seftap Hanım. Merhabalar. Küçük bebeğinizle birlikte Mersin'de sahilin tadını çıkartıyorsunuz. Evet. Kaç yaşında? 1,5. Merhaba. Denizi seviyor. Seviyor mu? Seviyor. Denizi çok seviyor. Girdi mi? Suyu çok seviyor. Evet girdi. Neler yapıyor? Bilmem çırpınıyor yani. Oynamayı seviyor. Suyu sevdiği için oynamayı seviyor denizde. Kızlar ta Ordu'dan gelmişler Mersin'e. Hazır gelmişken sahile de inelim demişler. Ben Zişan İra. Ben de Zeynep Pişa. İkiziz. Kesinlikle. Ordu'dan geliyoruz. Ordu'dan? Ordu'yuz. Tatile mi geldiniz? Evet, halamızın yanına tatile ziyarete geldik. Kızlar ikiz, aynı üniversitede, aynı bölümde hatta aynı sınıfta okumuşlar. Aynı yerde mi? Evet, Ordu Üniversitesi'nde. Ordu Üniversitesi'nde, ne güzel. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi KPSS sınavına hazırlanıyoruz. Orhan Bey plaj sorumlusu. Burada insanlar kahvaltıya gelebiliyorlar, denize girebiliyorlar, şanzıman kullanabiliyorlar. Localarımızdan faydalanabiliyorlar. Mersin'in gözde mekanlarından birisi diyebiliriz. Bodrum'da, Çeşme'de nasıl tatil yapılıyorsa Mersin'de de aynı şekilde tatil yapıyormuş insanlar. Izgara tarzı yemeklerimiz, ana yemeklerimiz, dünya mutfaklarını kullanıyoruz. Her şeyimiz, hijyenimiz gayet güzel yerinde bir sistem olarak çalışıyoruz. E hadi mutfağa gidelim o zaman. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Sadık Koç'a. Evet, biçin ustasıyım. Hem biçin hem de bu işlerin ustası Sadi. Röportaj verirken ince ince domatesleri dilimliyor, bir yandan da siparişi yetiştiriyor. Pide tabağı hazırlıyorum. Orada diğer arkadaşım pide yaptı. Onun sunumunu yapacağım tabakta. Onun tabağını hazırlıyorum şu an. Şimdi değerli hanımefendi izleyenlerimiz burayı dikkatle izleyin. Sadi Usta inanılmaz bilgiler veriyor yeme içme kültürüne dair. Bir tabağa süsü göstermek için aynı renk malzemeler yan yana konmamalı. Farklı renk malzemeler yan yana koyarsanız otomatikman zaten tabak kendini süslü olarak gösterir. Mesela işte kırmızı, yeşil gibi ya da siyah, beyaz gibi. Yani siz, renkler önemli tabii ki. Aynı renkler yan yana konmaması gerekir. Ha bir de ürünler taze ve temiz olmalı. Sunumu güzel gözükmesinin önemi malzemelerin tabii öncelikle taze olması ve temiz olması. Bunlar günlük malzemeler. Aynen, hepsi günlük malzemeler. Bak gördüğünüz gibi domates, salatalık gibi hepsi. Hepsi günlük malzemelerimiz. Pizza da pişti galiba. Sadi Usta Shogun gibi kullanıyor resmen kılıcını. Şu şekilde. Şey bu bizim kendi özel sunumumuz. Yani pide tabağımız. Of, ağzımız sulandı Sadi Usta. Tam da diyet yaptığımız döneme denk geldi bu sunum. Olmadı valla. Neyse, sahile inelim yeniden. Dört hanımefendi yürüyüşte. Eylem. Zuhal. Zerrin. Evet, merhaba. Evrim. Evet, doğum günüm bugün benim. 18'e girdim.
Oh, artık reşit. Evet, teyzesiyim ben de. Ben de teyzesi. Anne nerede? Anne orada. Anne sıkı sıkı tutmuş elini. Evet. 18 oldu artık. Hı-hı. Evet, iyi ki doğurmuşum ben onu. 18 yaşına giren Eylem, teyzeleri ve annesiyle birlikte. Ama biraz mutsuzmuş bugün Eylem. Sen neler hissediyorsun bugün? Bugün mü? İyiyim ya. Ben hep iyi hissediyorum. Bugün de iyiyim. Biraz mutsuz. Evet, biraz mutsuzum. Bilmiyorum ya. Bir kötü enerji var gibi sanki içimde. Hayırdır inşallah. Doğum günü kutlaması nasıl olacak? Kutlama burada yapmayacağım yani, bilmiyorum. Akşama bir planımız var. Akşam arkadaşlarıyla ve bizle beraber olacak. Ama bugün biraz denize girelim dedik, gündüzü öyle değerlendirelim. Öyle bir planımız var kendi aramızda, dostlarla. Oh oh, sizden iyisi yok valla. Gündüz deniz, akşam kutlama. Ne âlâ ne âlâ. İyi ki doğdun Eylem diyor. Mersin'e şimdilik veda ediyoruz.